Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ahmet Kumbul ve 3 milletvekili önemli açıklamalarda bulundu bugün. Başkan Kumbul, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Sürel'in projeleriyle ilgili eleştirilerde bulundu sert şekilde. Millet İttifakı adayı Muhittin Böceğin seçimi kazanacağını ve seçimin ardından belediye çalışanlarının işten çıkarılırız endişesine kapılmamaları gerektiğini söyleyen Başkan Kumbul, meclis üyesi adaylarıyla ilgili iddialara da cevap verdi. CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek ve Cavit Arı'yla yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. 19 ilçenin tamamında İyi Parti ile, üzerine basarak söylüyorum, İyi Parti ile bir ittifak oluşturduk. Türkiye'de tüm ilçelerinde ittifak oluşan 4 ilden birisiyiz. Başkan Kumbul, yerel seçimler yaklaşırken Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel'in projeleriyle ilgili eleştirilerde bulundu. Ulaşımla ilgili bazı açıklamaları var. Günün belli saatlerinde trafiğin en boş olduğu, otobüslerin en az yolcu taşıdığı saatlerde ulaşımın ücretsiz olacağı ile ilgili. Yapılan 5 metre küpe kadar suyla ilgili bir vaadi var. Tabii biz bu vaatlerin hepsini destekliyoruz. 1 Nisan'dan sonra biz zaten bunların hepsini yapacağız. Üzerinde Menderes Türel'in fotoğrafları ismi olan, içinde ne olduğunu bilmediğimiz çuvalların birer çuval olarak çiftçiye son günlerde dağıtıldığını görüyoruz. 70 bin kişiye istihdam yaratacağını iletmiş. Hatırlarsanız Boğaç ayında da yine yanlış hatırlamıyorsam 10 bin civarında istihdam yaratıyordu ama gördüğümüz kadarıyla şu anda herhangi bir hareket yok. Şimdi Aksu Çayı'nda istihdam yaratacağını söylüyor. Nerede bir dere görseler istihdam olarak görüyorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Kruvaziyer Liman Projesi'ne karşı olmadığımızı, yerine karşı olduğumuzu, gelen kruvaziyer turistin her geçen yıl azaldığını, öncelikle kruvaziyer gemi rotalarına Türkiye'nin sokulması gerektiğini anlamıştık. Film stüdyosu, film platosu projesi var. Bunun benzerini biz Çandır'da yaşadık. Hatırlıyorsanız milyonlarca para harcandı. Sadece 2 film çekildi. Ankara, Antalya, İzmir, Antalya, Kayseri, Antalya, Konya, Antalya gibi hızlı tren projeleri, Antalya, Alanya gibi hızlı tren projeleriyle karşımıza çıktıklarını ama bunların artık boş vaatler olduğunu halkımız görüyor. Bütün belediyelerimizde en düşük ücret 2200 lira olsun derken bunu uygulamayanlar tam seçim önünde işçileri hatırlamışlar. Ve böyle bir vaatte bulunmuşlar ki bu vaati de sanırım gerçekleştirmeleri 2020'ye kadar kendi çıkarttıkları yasalardan dolayı çok kolay görünmüyor. CHP İl Başkanı Kumbul seçimin ardından hiçbir çalışanın işten çıkarılmayacağını söyledi. Sürgündeki arkadaşlarımızın bazılarının ailelerinin dağıldığını, bazı arkadaşlarımızın yollarda vefat ettiğini hepimiz biliyoruz. Biz geldiğimizde hiç kimseyi hangi partiye oy verdiğiyle, hangi partiye üye olduğuyla, hangi partiye sempati duyduğuyla asla ayırmayacağız. Çalışanlarımıza buradan hiç telaşa kapılmamalarını, hatta zorla sahada çalıştırdıkları, hatta son günlerde hanımefendinin yaptığı toplantıda ben İyi Partiliyim ama Cumhuriyet Halk Partililer bunlarla ittifak yapıyor diye otobüslerde, sahada, kalabalık yerlerde propaganda yapacaksınız diye zorladığı işçilerimiz de korkmasınlar. Biz biliyoruz ki onlar orada zorla çalıştırılıyorlar. Başkan Kumbul bazı meclis üyeleriyle ilgili eleştirilere de cevap verdi. Murat Bey ile görüştük. Murat Bey, ben listemin sonuna kadar arkasındayım. Listemdeki arkadaşlarımın hepsi sahada çalışıyorlar. Ve hepsine güveniyorum. Hiçbir şekilde başkanım, ben kefilim, hiçbir şekilde en ufak bir bağ, bir bağlantısı, bir ilişkisi yoktur. Beyanı üzerine belediye başkanımızın beyanı bizim için yeterlidir.